Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Japon denizaltı uçak gemilerinden Hitler'in Jet Tiger tank avcılarına kadar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma en inanılmaz keşiflere bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Hitler'in Jet Tiger tank avcıları. Dünya Savaşı sırasında askeri açıdan büyük yenilikler yaşandı. Örneğin Nazi Almanyası gelmiş geçmiş en korkunç silahlardan biri olan Hunting Tiger tankını yaratmak için büyük çaba harcadı. Muazzam boyutu ve üstüne monte edilmiş güçlü uçak savar topuyla bu tasarım, Alman ordusunun karşılaştıkları tüm düşmanları silahla alt etme planının bir parçasıydı. Ancak sonunda silah, Nazilere beklediklerinden daha fazla sorun çıkardı. Alman fabrikaları savaş sırasında binlerce saldırı silahı ve tank üretti. Ancak bu tankların çoğunda bir top kulesi yoktu. Çünkü araçlar bu şekilde daha ucuza üretiliyordu. Bu da düşmanları pusuya düşürmek için daha ağır silahlar ve zırh taşıyabilecekleri anlamına geliyordu. 1943 sonbaharında Adolf Hitler'e tabancası tepeye monte edilmiş bir av kaplanı veya diğer adıyla Jet Tiger tankının tam ölçekli bir ahşap maketi sunuldu. Tam yüklü Jet Tiger, mühimmat ve 6 kişilik mürettebatıyla 83 ton ağırlığındaydı. Zırhın çoğu aracın ön tarafındaydı. Ki bu da yanları ve arkaları düşmanlardan gelen silah atışları için hedef haline getiriyordu. Ayrıca boyutu ve ağırlığı da onu aracı önemli ölçüde yavaşlatıyordu. Öyle ki tanka hareketli sığınak takma adı verildi. Jet Tiger saatte sadece 34 km hızla gidebiliyordu. 690 beygir gücüne sahip olmasına rağmen motor, Jet Tiger'ın ağırlığını taşıyacak kadar güçlü değildi. Ve tanklar sürekli bozuluyordu. Silahların ise sınırlı bir menzili vardı ve ateş etmeden önce mühimmat yüklemek ve silahı hizalamak için iki adam gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Alman kuvvetlerinin yakıtı azaldı ve Jet Tiger işlevini sürdüremedi. Dahası bu araç çok fazla yakıt tüketiyor ve sürekli olarak onarıma ihtiyaç duyuyordu. Bozulduğunda da taşınması oldukça zor oluyordu. Öte yandan müttefik devletler savaş sürecinde öne geçmeye başladılar ve kullanılamayan Jet Tiger'lar Nazi Almanyası'nı daha da zayıf kılıyordu. Sonunda kaybedeceklerini öngören Piyade Tümeni Başkanı Almanya'nın batı cephesindeki Ruhr bölgesinde teslim oldu. İkinci Dünya Savaşı güvercinlerinden gelen gizli mesajlar. İngiltere'de emekli bir şartlı tahliye memuru bacasını temizlerken İkinci Dünya Savaşı'na ait bir mesaj buldu. David Martin'in bulduğu bu mektup, Nazilere karşı savaşan bir İngiliz komutanından gönderilmiş olabilecek 70 yıllık bir gizli koddu. Martin'in Surrey'deki evi, D-Day istilasının planlandığı zamanlardaki karargaha yakındı. Aslında o zamanlarda bu kuşlar yalnızca önemli mesajları harika bir şekilde taşıyıp geri dönmeleriyle değil, aynı zamanda hızları ve ulaşabildikleri yükseklikle de ünlüydüler. Ancak sonunda düşman askerleri kuşların mesaj taşıdığını anladı ve onları vurmaya karar verdi. Öte yandan kuşların çoğu, özel sinyal birlikleri askerlerinin mesajlarını alacakları ve onları telefon, telgraf veya haberciyle nihai hedeflerine gönderecekleri yere geri döndüler. Bu canlılar savaş için o kadar önemliydiler ki, İngilizler tarafından o yıllarda 250 binden fazla güvercin konuşlandırıldı. İlk başta Martin ve karısı bir yuva bulduklarını düşündüler ancak canlının bacağındaki kırmızı kapsülü gördüklerinde bunun tarihi bir keşif olduğunu hemen anladılar. İngiltere'deki şifre çözme merkezi kapsülü inceledikten sonra içindeki mesajın muhtemelen bir çavuş tarafından gizli bombardıman komutanlığına yazılan bir rapor olduğunu fark ettiler. Mesaj, her biri 5 harf ve rakamdan oluşan 27 kod içeriyordu. Yani mesaj kodlarla yazılmıştı. Bu yüzden de çok gizliydi. Ne yazık ki şifre kırıcılar mesajı hala çözemediler. Gömülü savaş uçağı. Hollanda'daki bir işçi ekibi, Dillon Hava Üssü Müzesi'nin havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kraterlerini kazmaya başladığında geçmişe dair çok önemli bir şey keşfetti. Ekiptekiler onlarca yıllık kiri temizleyip bir M-262 Schwalbe savaş uçağının garip uç kısmını gördüklerinde şaşkına döndüler. Kazılar devam ederken jetin ön camına, ağır zırhlı camına ve buruna monte edilmiş olan topuyla birlikte 4 silah yuvası ortaya çıktı. Bir günlük çalışmanın ardından işçiler buruna monte edilmiş 2 top ve jetin kanat bölümlerini de ortaya çıkardılar. Sonunda karşılaştıkları şey ise 70 yıl boyunca saklı kalmış 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir jetti. Bir diğer yandan kısa süre sonra görev insan gücüyle devam ettirilemeyecek kadar zorlaştı. Bu yüzden ertesi gün bölgeye keşfi taşımak için hafriyat ekipmanları getirildi. En sonunda ise jetin kökenini bulmak tarihçilere kaldı.
ve şans eseri tarihsel kayıtlarda ülkede sadece 9M262'nin vurulduğunu gösteren kanıt vardı. En yakını Elden adlı yakındaki bir köyde düşmüştü. Ancak onu düşüren müttefik devletler değildi. Almanya'nın silahlı kuvvetleri Luftwaffe'den alınan diğer kayıtlarsa Almanların jeti yanlışlıkla düşürdüğünü söylüyordu. Ancak arşivler biraz daha incelendiğinde ortaya çıkarılan uçağın şimdiye kadar yapılmış ilk M262'lerin uçağı olduğu fark edildi. Ki bu da onu hayatta bir kez bulunabilecek bir keşif haline getiriyordu. İşçiler de jetin Hollanda'daki çok derin bir çukurun dibine nasıl gömüldüğünü merak etmekten kendilerini alamadılar. Cevapsa ülkenin o zamanlardaki durumuyla ilgiliydi. Havaalanını o zamanlar Luftwaffe kontrol ediyordu ve son derece gizli olan bu jeti düşmanın eline geçmemesi için sahaya gömmüşlerdi. Ve bu 70 yıl boyunca başarılı bir şekilde devam etti. Ancak günümüzde bir grup müze çalışanının merakı sayesinde jet dikkatlice çıkarıldı ve şu anda Lille Müzesi'nde sergileniyor. Şimdiye kadar yapılmış en büyük savaş gemisi. 263 metre uzunluğundaki HIJMS Musashi, inşa edilmiş en büyük zırhlı gemilerden biri olarak kabul edilir. Gemi, Ekim 1944'te Leyte Körfezi Savaşı sırasında 19 torpido ve 17 bomba saldırısı aldı ve yıkıcı bir kayıp yaşadı. Amerikan ve Avustralya kuvvetlerinin gemiyi batırması ise sadece 4 saat sürdü ve enkazda 2015 yılına kadar Filipinler yakınlarındaki Sibuyan Denizi'nin dibinde 1 kilometreden fazla bir yükseklikte kaldı. Musashi ilk denize indirildiğinde en büyük savaş gemisi olarak kabul ediliyordu. Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen ve ekibi gemiyi bulmak için yaklaşık 10 yıl harcadı ve bu süre zarfında bölgeyi incelemek için 4 farklı ülkenin tarihi kayıtları ve topografik verileri kullanıldı. Diğer gemilerin aksine Japon savaş gemilerinin isimleri gövdenin yan tarafında bulunmuyordu. Bu yüzden enkazın kökenini ortaya çıkarmakta biraz zaman aldı. Ve sonunda insansız sualtı aracı 73 bin tonluk geminin paslı demir gövdesine yaklaşırken taarruzda hasar gören ve torpidolar tarafından havaya uçurulan Pruva'yı gösterdi. Aslında bu gemi Amerikan torpido bombardıman uçaklarını devirecek kadar büyük geyserler ateşlemiş olsa da birden fazla saldırıya uğradığında enkaz haline gelmişti. Enkaza bakıldığında gövde içe doğru çökmüştü ki bu da başka bir torpidonun izini gösteriyordu. Ayrıca Musashi'nin 270 tonluk gövdesinin altında birden fazla isabet izi görülüyordu. Savaş sırasında bu bölgede topları ateşleyen askerler geminin güvertesinden aşağıdaki buzlu suya uçmuşlardı. Sonuç olarak Musashi şimdiye kadar yapılmış en büyük gemilerden biri olarak kabul edilse de torpido ateşine karşı savunmasızdı. Ayrıca içeride sıkışan havada geminin batarken patlamasına neden olmuştu. Böylece 1000 kişilik mürettebat mahsur kalmış ve 1300 kişi ise diğer Japon gemileri tarafından kurtarılmıştı. USS Independence'ın batışı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden bir ekip 2. Dünya Savaşı'na ait bir uçak gemisi keşfetti. Bu gemi Kaliforniya kıyılarında tam 64 yıl önce batmıştı. USS Independence isimli gemi, 1951'den beri Kaliforniya'nın Farallon Adaları yakınlarında okyanus tabanında bulunuyordu. Yine de bunca zamandan sonra bile gemi büyük ölçüde sağlamdı. Öte yandan ekip Körfez'de bir uçak enkazı da olabileceğini iddia etti. Bu gemi Pasifik'teki savaşlarda yer almasıyla biliniyordu ancak gemiyi batıran savaşlar değildi. Bunun yerine araç 1946 ve 1958 yılları arasında Bikini Atoll'da yapılan bir dizi nükleer bomba testine dahil edilmişti. Bu deneyler ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bombaların etkilerini incelemek için yapılmıştı. Bu süre zarfında Hawaii ve Filipinler arasındaki Pasifik Okyanusu'nda halka şeklinde bir mercan adaları zinciri olan bölgenin üzerinde, içinde veya altında 23 nükleer patlama gerçekleştirildi. İki atomik patlamanın geminin gövdesini parçaladığı nükleer testlerden sonra gemi San Francisco'ya çekildi ve burada bilim insanları gemideki radyasyonun etkilerini incelediler. Birkaç yıllık çalışmalardan sonra Amerikan donanması enkaz halindeki gemiyi denize çekti ve batırdı. NOAA ekibi ise neredeyse 65 yıl sonra yüzeyin 792 metre altındaki Independence'ı bulmak için eski bilgileri kullandı. Ekip enkazı bir sualtı aracı kullanarak yaptı ve keşifte geminin çoğu kısmının hala sağlam olduğu keşfedildi. Ancak geminin buradan kaldırılıp kaldırılmayacağı belli değil. İkinci Dünya Savaşı'nın Japon denizaltı uçak gemileri. İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan en şaşırtıcı ve ürkütücü icatlardan biri, Japonya'nın uçak gemisi olarak da hizmet verebilen bir denizaltı geliştirmesiydi. I-400 sınıfı denizaltı, savaş sırasında Japonların Amerikan kıyı şeridine baskın yapmaları için inşa edildi.
İmparatorluk donanması gemileri her biri denizaltıdan kalkabilen ve istendiğinde bombalayabilen 3 Aichi M6A Serien yüzer uçak taşıyan 18 gemilik bir filoya sahip olmayı umarak geliştirildi. Denizaltılarla ilgili en korkunç şey ise hedeflerine fark edilmeden gidebilmeleriydi. Öyle ki Japonlar, düşmanlar geminin orada olduğunu bile anlamadan baskınlar düzenleyebiliyorlardı. Ayrıca denizaltıların geniş bir muharebe menzili vardı ve denizden karaya yakın muharebe gerçekleştirilmesi için gemide torpidolar bulunuyordu. Aslında bu tasarımcı Amiral Yamamoto öldürülmeden önce yalnızca 3 tanesi tamamlanmış olan iddialı bir projeydi. Yamamoto fikri Pearl Harbor saldırısından sonra ortaya atmıştı. Bu fikre göre denizaltılardan uçaklar fırlatarak havadan bombalama yapılacaktı. Ve bu da Japonların Amerika'yı yenmesine yardımcı olacaktı. Fikir açıklandıktan sadece bir yıl sonra ilk gemiler üretim hattından çıktı. Sonraki 2 yıl içinde ise 4 geminin yapımı daha planlandı. Ancak sadece ikisi tamamlandı ve aktif hizmete girdi. Bir diğer yandan her gemi yaklaşık 5900 ton ağırlığında ve yaklaşık 120 metre uzunluğundaydı. Ayrıca Japonlar, su geçirmez olan ve bir denizaltıya yerleştirilmiş en büyük silahlardan bazılarına sahip olan uçak hangarının ağırlığını taşımak için benzersiz bir şekilde 8 tasarımına da sahiptiler. 8 torpido kovanı da gemileri yıkıcı bir savaş makinesi haline getiriyordu. Yine de bu devasa gemiler için yapılan tüm hazırlıklara rağmen ABD donanması 3 gemiyi de ele geçirdi ve batırdı. SS City of Cairo. 1942'de bir U-68 Alman denizaltısı Bombay'dan İngiltere'ye doğru giderken karışık bir kargo ve yolcu gemisi olan SS City of Cairo gemisini gördü. İki torpido ateşleyen Almanlar gemiyi batırdı ve 296 kişilik mürettebatın hepsi Atlantik'in ortasında kayboldu. İki katlı ve iki direkli bu gemi 1915'te İngiltere'de inşa edilmişti ve 8000 tondan fazla ağırlığa sahipti. Demir, kereste ve yün yüklü gemi Bombay'dan İngiltere'ye doğru yola çıkmıştı. Ayrıca malların yanı sıra gemiye bir gümüş külçe sevkiyatı da yerleştirilmişti. Kaptan gemiyi Afrika kıyıları boyunca zigzaklar çizerek Güney Atlantik'e doğru yöneltmişti. Ancak yola çıktıktan bir aydan fazla bir süre sonra gemiye bir torpido çarptı. Böylece kaptan telsiz memurlarından birine bir tehlike sinyali göndermesini emrederek gemiyi hareket ettirmeyi başardı. Mürettebat üyeleri ise yolcuları denize indirerek gemiden uzaklaşmaya çalıştılar. Sonrasında kaptan ve can kurtaran sandallarıyla kaçan diğer kişiler yakındaki bir adaya vardılar. SS City of Cairo'nun kaptanı filikaları 772 kilometre uzaklıktaki St. Helena adlı küçük bir adaya yönlendirmişti. Ancak sularda geçen yaklaşık bir haftadan sonra teknelerin bazılarının erzağı bitmiş, bazıları ise su alarak batmaya başlamıştı. Sonuç olarak yolcuların çoğu ya hastalanmış ya da ölmüştü. Neredeyse 2 hafta boyunca denizde mahsur kalan insanlarsa St. Helena'ya giden SS Glen Alpine gemisini gördüler ve gemiye doğru yüzmeye başladılar. Ve böylece kurtuldular. Sonuç olarak olayda 104 kişi ölmüştü. Öte yandan SS City of Cairo gemisinin enkazının aranması ve çalışmalara başlanması 2011 yılına kadar sürdü. Yüzeyin yaklaşık 5000 metre altındaki SS City of Cairo'nun enkazı, Orta Atlantik sırtının eteklerindeki en yakın karadan 1609 kilometre uzaktaydı. Deep Ocean Research'ten bir ekip, dalgıç bir araç kullanarak enkazı bulmak için yola çıktı. Ancak ne yazık ki hava ve dalgalı akıntılar keşfi neredeyse imkansız hale getirdi. Ayrıca ekip, keşif boyunca sistemlerin birçok kez bozulmasına neden olan basınç ve sıcaklık dalgalanmaları ve ekipman sorunları yaşadılar. Yine de sonunda ikiye bölünmüş geminin enkazı bulundu. Araştırmacılar enkazın çevresinde pervane parçaları ve torpido parçaları da buldular. Ayrıca takımın çabaları sayesinde 100 tona yakın gümüş para kurtarıldı ve böylece keşif tarihi adını yazdırmayı başardı. P-40 Warhawk. P-40 Warhawk, Pearl Harbor'a yapılan saldırılar ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaşlarda dahil olmak üzere en yaygın kullanılan savaş makinelerinden biriydi. Ancak bu uçağın itibarının pek de iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Öyle ki bu aracın pilotlar için son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Diğer uçakların çoğundan daha iyi manevra yapabilmesine ve savaşabilmesine rağmen P-40, pilotlar tarafından pek sevilmedi. Neden mi? 1935 yılında çok sayıda savaş uçağına ihtiyaç duyulduğunda P-40 büyük ölçekli üretime alındı. Tasarım tam olarak kesinleşene kadar birçok başarısız deneme yapıldı ancak sonrasında oldukça akıcı ve çok iyi güç yakıt tüketimine sahip olacak bir tasarıma ulaşıldı. Araç ilk kez 1938'de uçtu. Ancak söz verilen en yüksek hız olan saatte 589 kilometreye ulaşması için uçağın biraz ince ayara ihtiyacı vardı.
Ayrıca uçaklar tasarıma oranla daha ağırdılar ve uzatılmış burunları pilotları için görünürlüğü bir sorun haline getiriyordu. Dahası dar iniş takımları ile birleştiğinde bu durum inmeyi son derece zorlaştırıyordu. Bir diğer yandan P-40 uçakları bakımsız olmaları ve yedek parçalara erişimleri olmamasıyla da ünlüydü. Ancak uçağın asıl itibarını kaybetmesinin sebebi 1942'de Pearl Harbor'a yapılan saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir uçağın Oahu üzerinde devriye gezerken pilotu öldürmesi oldu. Kitty Hawk, Flying Tiger ve War Hawk dahil olmak üzere birden fazla yeniden tasarım ve isim değişikliğiyle P-40 dünyanın en kötü savaş uçaklarından biriydi diyebiliriz. Ancak yine de bu uçak İngilizler, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, Güney Afrikalılar, Kanadalılar ve diğer ülkelerin bir zamanlar kullandığı oldukça ünlü bir araçtır. Pekala, videomuzun sonuna geldik. Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.